Herkese merhaba. Bugün size benimle alakalı bildiğiniz, aslında bilemediğiniz, derinlemesine bilmediğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Spor hayatımla ilgili yaşamış olduğum anılarımı, güzel, hüzünlü anılar, duygusal anılarım da var aralarında. Güzel, mutlu olduğum anılarım da var. Bunların birkaçını size anlatmak istiyorum. Benim için anlamı olanları. Biliyorum ki sizler de bunları merak ediyorsunuzdur. O yüzden öncelikli olarak ben 2008 yılında dünya ikincisi oldum. Madalyamı da getirdim. Size göstermek istedim. Görmenizi istedim. Bunu nasıl kazandığımı size anlatmak istiyorum. Gerçekten çok emek verdim diyebilirim. Oraya ulaşana kadar çok zorlu yollardan geçtiğimi söyleyebilirim. İlk spora başladığımız zaman da hani böyle çok gelir düzeyi yüksek bir aile değildik. Biz de orta gelirli, benim ailem de orta gelirli bir aileydi. Ve benim spor yaptığım dönemde mahallede herkesten spora giderken hani şu algı vardı. Kız kısmısı tek başına oralara gönderilir mi derlerdi. Ama sağ olsun annem babam her zaman benim yanımda oldu. Her zaman benim destekçim oldu. Biz ne yaşadıysak dört duvarın arasında yaşadık diyebiliriz. İlk spora Enka'da başladım. Babam beni götürdü oraya. Ve çok heyecanlıydım. O zaman daha çok ufaktım. Mahalle arasında koşarken bir anda kendimi büyük bir atletizm pistinin ortasında bulmuştum. Acaba bana ne diyeceklerdi? Ben oraya insem ya da koşsam ya da yürüsem bana kızarlar mı diye hep düşünmüştüm. Bir güçle, babamın da destek vermesiyle bir anda piste indim ben. Orada kulakları çınlasın Mete Bey beni gördü. Gel buraya dedi. Ben bir tedirgin oldum. Acaba şimdi ne diyecek falan, kızacak bana diye düşündüm. Halbuki öyle bir şey olmadı. Nereden geldin? Kim getirdi seni? Hani spor mu yapacaksın? Tabii ki koşmaya gitmiştim oraya. Çok da istiyordum. Spora başladım. İlk başladığım zaman dediğim gibi durumumuz o kadar çok iyi değildi. Ve bizim dönemimize, benim zamanımda bu kadar çok spor kıyafet de yoktu açıkçası. Annemin spor ayakkabısını alıp ilk gitmiştim. Annem 38 numara giyiyordu. Ben 40 numara ayakkabı giyiyordum. Ben onunla bayağı antrenman yaptım 38 numara ayakkabılarla. Daha sonrasında babam bana bir tane ayakkabı ve bir tane tayt aldı. Markasını vermek istemiyorum. Daha sonrasında biz onun taksidini 12 ay ödedik ve o ayakkabının başına da şöyle bir şey geldi. Kapının önünde çıkartmıştım. Daha 2 gün oluyordu ayakkabıyı alalı. Hırsızlar çalıp gitmişti. Çok ağlamıştım gerçekten. Sonrasında babacığım yine dayanamadı. Bana bir tane daha ayakkabı aldı. Çok zor dönemlerden geçtim gerçekten. Ve antrenman yapmaya başladım. Haftada 3 gün antrenman yapıyordum. Bir top oynuyordum, bir patlıyordum, bir koşuyordum diyebilirim açıkçası. Ve zaman ilerlemeye başladı. Daha sonrasında kulübümdeki bir genel koordinatör bana dedi ki, neden hep aynı ayakkabıyı giyiyorsun? Değiştirsene. Alacak paramız yok ki, nasıl değiştireyim? O an diyemedim. Tabii çocuğum da, şimdi olsa cevabını çat çat verirdim ama o zaman çocuksun, bilmiyorsun. Ağlaya ağlaya eve gittim. Evdekiler soruyor, niye ağlıyorsun falan. Tabii ki annemle babama hayatta böyle bir şey söyleyip onları üzmem. Ve ben o ayakkabılarla bayağı bir devam ettim. Yani yokluğun, zorluğun ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum. Hani belki bizler dışarıdan böyle çok zaten gelir düzeyi çok yüksek, iyi hani iyi para kazanan insanlar gibi bence düşünülmesin. Her zaman söylüyorum ve bu örneği de çok seviyorum. Biz insanlar bir elmaya bakıyoruz ve elmanın dış yüzeyine yorum yapıyoruz. Doğru ya da yanlış, içerisinde neler yaşandığını bilmeden bir takım şeyler söylüyoruz. Bunların hepsi doğru olmayabilir. Bence bunun farkında olarak yorumlar yapmalıyız diye düşünüyorum ben. Ve maceram bu şekilde başladı, atletizm hayatım. İlk yarışıma gittim, çok heyecanlıydım falan. Onların hepsini kısa geçeceğim, çok kısa. Çünkü anlatmaya başlarsam saatler alacak diye düşünüyorum. Ama onları da size kısa daha sonra anlatacağım. Bence en iyisi direkt 2008 yılına, dünya şampiyonasına geçelim. Ve merak ettiğiniz bu madalyamı size anlatayım. 2008 yılına, ondan öncesinde çok dünya şampiyonlarında yarışmıştım ama artık madalya istiyordum. O sene antrenörümü de değiştirmiştim, her yıl olduğu gibi, nedenini bilmediğim bir şekilde.
Ve Elvan abiyle Gese ile, kendisini çok severim Elvan ablayı, onunla beraber antrenmanlara başladık. Bana desteği çok büyüktür o dönemlerde. Çünkü benim ona göre tecrübem fazla değildi. O daha tecrübeli bir atletti. Dünya rekortmeniydi. Onunla beraber antrenman yapmaya başlamıştık. Ve ben ailemden çok ayrı kalan bir insan değildim. O kamplarda çok ayrı kalmaya başlamıştım artık. Ve bu beni çok üzmeye başlamıştı. Hiç onları göremiyordum. Ve Abant'a kampa gittik. İstanbul'la arası çok yakın yani Bolu. İstanbul arası çok yakın. Lakin antrenmanlarım o kadar yoğun olduğu için sabah, akşam, öğlen antrenman yapıyordum. 3 antrenman yaptığım zamanlar oluyordu. Ve kaldığımız otelde de inanın ben antrenörüm, Elvan abla ve partnerlerimizden başka, tavşan atletlerden başka kimse yoktu. Keşke oraların dili olsa da o ağaçların, o çimenlerin, o asfaltın, o göletin hani dili olsa da konuşsa açıkçası. Ben de daha çocuğum, doğal olarak yani gezmek istiyorsun, oyun oynamak istiyorsun, dolaşmak istiyorsun, hiçbirini yapamıyorsun, aileni göremiyorsun. Artık çok bunalmıştım çünkü 2-3 aya yakın bir zamandır oradaydık ve kimse yoktu. Televizyondan başka bir şey izlemiyordum. Odamın içindeydim. Antrenman yap oda, antrenman yap oda. Gerçekten başarı çok kolay gelen bir şey değil. Bunu ben çok zorluklar içerisinde yaşadım. Daha sonrasında bir gün antrenörümün yanına gittim. Ona dedim ki, ne olursun dedim. Bana sadece pazar günü bir gün izin ver dedim. Annemin ve babamın yanına gideyim, onları göreyim. Beni babam tekrardan buraya geri getirsin aynı gün içerisinde dedim. Bana dediği tek şey şuydu. Bunu mu istiyorsun dedi. Git odana, valizini topla, eşyalarını topla, git ve bir daha buraya sakın gelme dedi. Ben çok üzülmüştüm ve ağlamaya başladım. Ağlayarak odaya gittim. Ve nasıl vazgeçebilirsin ki? Sonuçta dünya şampiyonası benim hayalim. Annemi babamı da evet çok özledim. Antrenörüm inanılmaz katı birisi. O gece sabaha kadar ağladım. Hiç unutmuyorum, dolunay vardı karşımda. Sabaha kadar ağladım yani. Gözlerim kan çanağıydı sabah. Ve o gün antrenman yoktu pazar günü. Orada tek istediğim şey şuydu ağlarken, dua ederken. Allah'ım ne olur, ben bu kadar eziyet çekiyorum. Bu kadar zorluğa katlanıyorum. Ve gerçekten çok ağır şeyler yaşıyorum. Ben ne olursun o dünya şampiyonasında bana 3 yerden bir tanesini nasip et dedim. O 3 yerden bir tanesi bana dünya ikinciliğini verdi. Ve ben buna çok inanıyorum. Ben o gün gerçekten içten istedim bunu. İçten olmasını istedim ve o günden sonra sabah, o günden sonra antrenmanlara gittiğimde farklı bir Merve vardı. Çünkü o kadar acı çekmiştim, o kadar antrenman yapmıştım. Evet, özlemim de çok fazlaydı ama bunun için, yapmış olduklarım için ve sonunda anneme babama kavuşacağım için benim orada o madalyayı almam gerektiğini kesinlikle düşündüm. Ve antrenmanlarıma daha sımsıkı bağlandım. Daha sıkı antrenman yaptım. Ve sonucunda da bu madalyayı hak ettim, kazandım ve aldım. Dünya şampiyonu olmayı inanın çok istemiştim. Ama atletizmde saniyelerle yarışıyoruz. Anlık hatalarımız bize yarış kaybettirebiliyor ya da kazandırabiliyor. Ben de yanlış taktik yüzünden dünya ikinciliğini elde ettim. İlk başta çok sevinemedim çünkü hep şampiyonluğa odaklamıştım kendimi. Ama daha sonrasında bir baktım ki bu Türkiye'deki bayanlarda alınmış ilk gümüş madalyaydı gençlerde. O yüzden bu madalyanın benim için yeri ayrı. Bundan sonra zaten başarılarıma yenilerini ekledim sürekli. Birçok yarışmam var ama ben size bunu anlatmak istedim benim için anlamlı olduğu için. Daha sonrasında diğer madalyalarımdan da size biraz bahsedeceğim. Hatta atletizmde yaşanmışlıklarımdan da bahsedeceğim. Bazen yeri gelecek eğer sporla ilgileniyorsanız size belki yardımcı olabilecek şeyler de sunabilirim. Sonuçta ben her zaman şuna inanıyorum. Ben bunu deneyimlemiş bir insanım. Ben sporun içinden gelen bir insanım. Bir sporcunun neler yaşayabileceğini görebilir, anlayabilir ve bence onlara yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Eğer bu konularda da soracaklarınız varsa da eğer bana, videonun altına da yorumlarınızı bırakırsanız
ben sizin öğrenmek istediklerinizi, bilmek istediklerinizi yine kısa kısa videolar şeklinde YouTube kanalına atmayı düşünüyorum. O yüzden sorularınızı eksik bırakmayın. İstediğinizi de sorun kesinlikle. Hepsine de kesin cevap verebileceğimi düşünüyorum ben. Tabii ki saygı çerçevesini koruyarak yaparsak bunu sevinirim diye düşünüyorum. O yüzden beni şu an dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Belki çok resmi konuşmuş da olabilirim. Bilmiyorum, ben bu atletizm konusu açıldığı zaman birazcık böyle duygusala bağlıyorum galiba. Olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha farklı, daha güzel videolarla da karşınıza geleceğim, eğlenceli videolarla da. Ama zaman zaman da atletizmle alakalı yaşanmışlıklarımı da sizinle paylaşacağım. Görüşürüz.